Bir diğer Suriyelilere atfedilen suçlar ve benzeri kötü alışkanlıklar, yok işte kadınlarımız belli bir saatten sonra sokağa çıkamıyor falan gibi yakıştırmalar. Bunlar da gerçekten çok inandırıcı değil. Türkiye'nin böyle bir sorunu, kadınların özgürce sokakta dolaşamama sorunu Suriyeli göçünden önce de vardı. Sonra da var olacak. Bütün Suriyeliler dönse de belki var olacak. Bunu Suriyelilerle bağlamak tıpkı zamanında ve hala bugün Batı'da ki bir takım suçları ve bir takım rahatsızlıkları mültecilerle, göçmenlerle ilişkilendirmekten hiçbir farkı yok. Değişik dönemlerde bu yapıldı ve Suriyelilerden önce özellikle Batı bölgelerinde Kürtler için yapıldı. Bunu da biliyoruz. Birçok olayda mesela bir Kürt vatandaşın karıştığı sıradan bir olay hemen bir Kürtlere karşı öfkeye dönüştü. Ya da aydınlanmamış olaylar, faili meçhul bir takım olaylar Türkiye'nin değişik batı bölgelerinde oralarda yaşayan, hiç alakası olmayan Kürtlere atfedildiğini de gördük. Bu dolayısıyla ayrımcılık, genellikle ötekine yönelik ayrımcılık, bütün suçları, kabahatleri onlara iteleme ayrımcılığının ilk örneği bu değil. Dolayısıyla bu tür olayları, Suriyelilerle geldi, suçlar arttı vesaire falan gibi şeylerin de çok fazla inandırıcı olduğunu düşünmüyorum. Muhakkak ki tabii bu tür büyük toplumsal dönüşümlerde sosyoloji kesinlikle oynar. Birçok şey değişir vesaire. Ama şöyle bir olay yok. Biz ne kadar güzel, ahlaklı, dürüst, temiz, herkesin birbirinin hakkına saygı gösterdiği, mutluluk içerisinde yaşayan bir ülkeydik ve birden Suriyeliler geldi, bütün hayatımız kaydı gibi bir benzetmenin hiçbir inandırıcılığı yok.